Herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki cuma günü bir video paylaşmıştım ve videonun pazartesi gününe kadar olan gelirlerini ahbap yardım kuruluşuna aktaracağımı söylemiştim arkadaşlar ee, ödemeler bir gün gecikmeli gözüktüğü için de videoyu salı günü çekiyorum şu anda salı günü saat 18.05 arkadaşlar 14 şubattayız. E, hemen videonun analizi kısmına gidelim. Ne kadar izlendiğine bakalım. Maalesef ki arkadaşlar hani beklediğim miktarda bir izlenme ile karşılaşmadık. E, 9.99 TL olarak gözüküyor. Fakat ben yine üzerine biraz ekleme yapıp e, kendi bütçemi de zorlamayacak kadar e, Ahbap yardım kuruluşuna bağış yapmak istiyorum. Hemen e, girelim Ahbap'ın Play Store uygulamasına. Şöyle açmıştım. E, Şimdi geldik 20 TL'den başlıyor 50, 100, 200 TL'ye kadar gidiyor arkadaşlar. Ben hani gerçekten büyük bir miktarla bağış yapmak isterim. Fakat öğrenci olduğum için e, maalesef ki o kadar büyük miktarları çıkamayacağım. Videodan 9 lira 99 TL'ye gelmişti. Yani maksimum o videonun geçirici arkadaşlar 15-16 TL falan. E, üstüne biraz da kendim eklersem 20 TL yapıp bağış yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen e, bağış yap kısmına bastık. Burada özel bilgiler isteniyor. Hemen onları girip ge geliyorum. Evet arkadaşlar 3. adıma geldik. Burada da ad soyad e, barış kategorisi falan yazıyor. Ondan öncesinde e, şurada bir şey olmadığını göstermek için e, burayı birkaç kere yenilemek istiyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir shop shopmob bir şey yok çünkü hani YouTube aleminde her şey göze batabiliyor bunu istediğiniz kadar yenileyebilirim herhangi bir oynama falan yok arkadaşlar aklıma şimdi geldi bunu da göstermek istedim. Yani önceki iki gün işleniliyor veya bir gün işleniliyor olarak gözüküyor yani dedim ki bu videonun maksimum çıkacağı 10 lira 15 lira tarzında 3000 izlenmiş. Ee, tabii ki attığınız her videoya göre izlenme sayısı falan değişiyor yani YouTube'un garip olayları var. Şu anda kazandırdı 9 lira 99 kuruş. E ee, daha bunun %15'i vergi falan gidecek. Yani 20 TL'yi bulmaz bile arkadaşlar ama ben yine 20 TL yolluyorum. Ee, kimsenin aklında bu konuda şüphe kalmasın. E ee, ismimizi, soy ismimizi yazdık. Ee, genel bağış kısmından doğal afetlere tıkladım arkadaşlar. Devam dedim. Burada Ahbap Derneği tarafından gönderilecek ticari elektronik iletililer için bunları kapatalım. Pek de bir gerek yok herhalde. Kişisel verileri okuma politikasını okudum. Kabul ediyorum dedik. Devam ettik. Burada da banka bilgileri yazıyor arkadaşlar. Hemen o banka bilgilerini... Evet arkadaşlar teşekkür kartı tarzında bir şey çıkar onu gösteririm diye düşünmüştüm. Fakat çıkmadı ama sıkıntı yok. Yine banka dekontunun esesini çektim bu şekilde sizlere gösterebilirim ahbap.org'a 20 tl yollanılmış arkadaşlar bu şekilde şimdi sizlerle birlikte oyunumuza tekrardan dönelim yani şimdi banka olayları falan olduğu için gerçekten her şeyi gösteremedim kusura bakmayın ama yani gönlünüz o konuda rahat olsun SS'ini gösterdim yani herhangi bir sıkıntınız olmasın yani gönül ister tabii ki çok daha fazla yollayabilmek fakat arkadaşlar hani benim de belli bir bütçem var maalesef. Ee, onun üzerine çıkamıyorum. Ee, bu şekilde oyunumuz bağlantıyı kesmiş, tekrardan oyuna bağlandık. Ee, bu arada oyuna bu 14 Şubat'a özel biraz güncelleme gelmiş galiba. Ee, oyuna gerçekten ben de pek giremedim. Hani bu deprem olaylarından dolayı falan yani pek de giresimde yoktu açıkçası. O şekilde. Ee, bu etkinlik vardı arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Sevgi Şöleni etkinliği. Biliyorsunuz bu etkinlik e, önceden de gelmişti. Ee, bir karakter seçiyorsunuz. Ve o karaktere göre yetenek kartları falan veriyor bu etkinlikte. Aynı bu şekilde. Ee, onun dışında şampiyonluk diye bir şey gelmiş. Burada da e, kazanacak takımları seçiyorsunuz. Ve elmas alıyorsunuz. E, Aşıklar dolusu diyor. Çikolatalar, çilekler. Bunu ben de bilmiyorum gerçekten ne olduğunu. E, şurada hediye kutumuzda biraz ödülümüz var. Hemen onları alalım. Biliyorsunuz önceki videolarımızda elması sıfırlamıştık gerçekten. Bir tane kostüm paketi var. Onu da hızlıca açalım. Bin altın almış olduk. E, yani deprem hakkında başka ne denilebilir ki? Yani gerçekten çok kötü bir durum yaşadık Türkiye olarak. Ee, yani umarım hala da enkaz altında kalanlar var şu anda. Umarım e, en kısa zamanda kurtarılabilirler arkadaşlar. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Ee, onun dışında oyun hakkında konuşacak olursak arkadaşlar birazdan maç atarız sizlerle birlikte de ee, oyunu arkadaşlar gerçekten çok önemli güncellemelerin geleceğini duydum ee, zaten birkaç tane güncelleme gelmiş ee, level olarak güncelleme gelmiş fakat pek me memnun etmemiş kimseyi beni de açıkçası pek memnun etmedi çünkü şöyle bir olay var, level atlama kolaylaştı arkadaşlar. Yani daha hızlı level atlayabiliyorsunuz mesela. Burası 350 bin DP toplamam gerekiyordu 69. seviye olabilmem için. Bunu 200 bin DP'ye düşürmüşler. Ama bunu düşürmeleriyle birlikte maalesef ki ödülü de düşürmüşler arkadaşlar ve inanılmaz derecede düşürmüşler. Buradan bana normalde bir tane mega paket, 50 tane de Joker kartı veriyordu bu gitmiş yerine sadece 50 elmas gelmiş. Gerçekten iğrenç bir güncelleme olmuş arkadaşlar. Ya yani gerçekten çok çok kötü bir güncelleme olmuş. Yani 350 bin DP haliyle bıraksalardı yine mega paket 50 joker kart kalsaydı çok daha iyi olurdu bence. Yani biz de oyunda güncellemelerle daha çok şeyler verirler diye düşünüyordum. Hatta ben bu level adımlarını ultra paketin de eklenmesi gerektiğini düşünüyordum. Yok yani eklemeyi geçin daha da beter bir hale getirip 50 elmasa düşürmüşler. Şaka gibi bir olay gerçekten. Ama yani oyun içerisinde çoğu yere e, maçın oyuncusundan işte başka neler var işte sezon bileti falan filan. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama gerçekten çoğu yere büyük güncellemeler geleceği hakkında bir duyum aldım. Umarım bu güncellemeler güzel güncellemeler olur, hepimizi mutlu eder. Aynı bu DP güncellemesi gibi olmaz inşallah arkadaşlar. O şekilde şimdi sizlerle birlikte isterseniz maç atalım. Yani bir yerden veriyor, bir yerden kısıyor Çok garip bir durum ya gerçekten. Maalesef karşımıza bu arada bot geldi arkadaşlar. Yani bu deprem olayları yüzünden gerçekten pek de bir verimli video çekemiyorum kusura bakmayın e, zaten görüyorsunuz Cuma günü çekmiştim en son e, Cuma'dan sonra Cumartesi Pazar hani Cumartesi Pazar zaten normalde de çekmiyorum da e, Pazartesi de çekmemiş oldum falan yani baya karıştı normalde biliyorsunuz her gün e, video atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar yani iki yıldır böyle fakat dediğim gibi bu deprem olayları hepimizi büyük ölçüde üzdü. Yani gerçekten hiçbir şey yapasım yoktu ya. Bir hafta boyunca e, hala daha yok açıkçası da. Yani biliyorsunuz ölü rakamları açıklandı ve çok büyük miktarda. En son 21-22 bindi herhalde. Yani dün öyle hatırlıyorum. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. O şekilde arkadaşlar. Yani deprem bölgesinde bulunanlara da gerçekten e, sabır diliyorum. Evet, botla maçımızı yapıyoruz. <laughs> Normalde bot olduğunda direkt geçerdim ama yani şimdi bottan çıksak yine bot gelecek herhalde. En azından bu maçı bir kazanalım. E, sonrasında çıkış yaparız arkadaşlar. Yani bu maçı kazanalım, sonrasında büyük ihtimalle şey gelmez. Kendi kalemize çok saçma bir gol attık. Ee, sonrasında bot gelmez diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Evet bot, ne oldu? Baga girdi arkadaşlar bot. <laughs> olduğu yerde titriyor. Şöyle bir kalp masajı yapalım. Titreme? Durdu olduğu yerde ve maç bitti arkadaşlar. Evet maçımızı bitirdik. Düşme bölgesine Emirşehir Süper Lig'de. E, deneyim puanında bir değişiklik var mı ona bakmak istiyorum da 141K'dan 140 pardon 191K'dan 192K'ya çıktı. Çok da bir değişiklik yok sanırsam. E, onun dışında ne dedik? Bir kez daha maça gidelim dedik. Hemen hızlıca gidelim bakalım. Umarım bot atmasın bu sefer. Lütfen. Maalesef arkadaşlar yine bot attı. Niye bot atıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Gerçekten niye böyle oldu pek bilmiyorum arkadaşlar. Ee, başka gelen kutumuzda herhangi bir ödül yok. Takımlardan davetler var. Ee, bu davetlerin hani takımın şeyi gözükebilsek gerçekten güzel olurdu bu konuda Discord'da birisi yazmıştı. Hani takım elmas iklimi, altın iklimi, bronz iklimi falan bu gözükebilse güzel olabilirdi arkadaşlar. birisi hatta dediğim gibi bu konu hakkında Discord'da yazmıştı. Bakalım o konuda bir güncelleme gelecek mi? videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.